Herkese selamlar, herkese merhabalar. Planlama koçluğu serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta attığım öğrenciler kendi haftalık planlamasını nasıl yapar videosunun altına çok fazla güzel soru ve yorum gelmiş ve onların hepsini bu videoda cevaplayacağız. Hiçbir soru cevapsız kalmayacak. Yani özellikle çok fazla beğeni alan soruları cevaplayacağız. Dilersen başlayalım. Mehmet Akif Ünal'ın sorusu. Çok güzel bir soru ve 157 falan beğeni almıştı diğer videonun içinde. Hocam tamam, güzel plan yapıyoruz, uyguluyoruz da nedense bir eksiklik var gibi geliyor. Ne kadar konu çalışsak da soru çözsek de bir eksiklik var gibi. Şahsen ben mutlu olamıyorum. Yani kısaca güzelce oturuyoruz, heyecanla çalışıyoruz, soru çözüyoruz ama neden içimizde bir özgüven eksikliği bulunuyor? Bunu nasıl aşarız? Bir de hocam ders çalışırken olur ya hatamız vardır, şöyle direkt bahsetseniz. Mesela konuyu çalıştık, ne kadar süre sonra ne kadar soru çözmeliyiz? O konuyla ilgili soru çözme sıklığını planlayabilir miyim? Mehmet Akif selamlar. Öncelikle sorun gerçekten çok güzel. Çünkü bu dönemde çalışmaya başlayan arkadaşlar, sen birinci aşamayı aşmış arkadaşlardan birisin. Çünkü diğer arkadaşlar aynı şey yaşıyor. Hocam planı yaptım, uyguladım. Tamam, güzel de gittiğimi düşünüyorum. Ama işte amayla beraber başa dönüyormuşuz gibi oluyor ama aslında dönmüyoruz. Sadece ufak bir soru işareti bırakıyoruz oraya. O da ne? Ya acaba bu konu bitti mi? Acaba ben bu konuda iyi miyim? Yani özgüvenli şekilde yeni konulara geçebilir miyim? Mehmet, burada benim yıllardır uyguladığım taktik ne biliyor musun? Hani bizim şu konu listesi vardı. Geçen videoda göstermiştim. Hatırlıyorsun değil mi onu? Mesela sayılardan başladın, aşağı doğru geldin. Problemlere kadar gelmiş sayalım. Ama sen geçmişte üstü sayılardan bir korkun var. Yani oldu mu olmadı mı bilmiyorsun. Zaten biz ne yapacağız biliyor musun? Sen bir kaynaktan tüm konuları bir kez turladıktan hemen sonra en başa bir daha döneceğiz. Bak, sınava kadar belki 4 belki 5 defa tur atmış olacağız. Bunu ister kimya için düşün, ister coğrafya için düşün. Yani şu anda bu hissiyatın olması çok normal ama bu en fazla 6 ay içinde defalarca kez tekrara döndüğümüz dolayı, yani döneceğimizden dolayı inşallah o özgüven zaten yerine gelecek. Hocam derece isteyen tayfa için çalışma taktikleri video gelsin, ne güzel olur. Allah razı olsun demiş. Derece videosuyla alakalı kesinlikle çok kaliteli bir video çekeceğim ama inşallah birkaç hafta sonrasında bunu saklıyorum. Çünkü daha şu anda tercih dönemi falan bitmedi. Buna çok daha kaliteli bir video gelecek. Yunus Emre demiş ki hocam günlük 5-6 saat çalışıyorum fakat günde 2 derse ancak bakabiliyorum. Mesela sözcük türleri konusunda başlıyorum. Konu anlatımını test ederken 3 saat ona. Matematikte aynı şekilde gün bitiyor. Bazen bu sadece bir derse kadar düşebiliyor. Sizce iyi mi? Değiştireyim. Yunus Emre selamlar. Sorun gerçekten güzel. Bu çok çok yine normal bir durum. Çünkü her konunun çalışma süresi çok farklı. Mesela sen ileride bunun hatta daha farklı versiyonlarını da yaşayacaksın. Şimdiden söylüyorum. Mesela matiki konuları normalden daha zor gelebilecek ve tüm günümüzü alabilecek. Bazen var ya fizikten bir elektrik çalışmak bile 5, 6, 7 saatimizi belki alacak ve hala bitmemiş olacak. O yüzden sene başında bile bunları şimdiden yaşaman çok çok normal. Özellikle ilk 3 ayı ben çok normal buluyorum TYT konuları için. Ama 3 aydan sonra inşallah bu devam etmez. Sonrasında zaten AYT konuları bayağı bir bu hale gelmeye başlayacak. O yüzden sakın takılma. 2 ders alabiliyorsan iyidir. Bazen bunu 3'e çıkarmak daha böyle güzel oluyor. Ama 3'e gelene kadar da 2 oluyorsa gayet iyidir. Sadece şunu söyleyebilirim Yunus Emre. Bence tek ders çalışma şimdilik. Çünkü tek ders insanda bir rehavet oluşturabiliyor. Bugüne kadar edindiğim deneyimlerde bunun eksikliğini ya da olumsuzluklarını gördüm. Hocam benim garip bir sorunum var. Şimdi ben testleri falan çözüyorum. Kim bu? Bu bir YouTube hesabı diye bir kanal. Gizemli. Acaba troll mü? Evet, bekliyorum. Derslerime falan iyi çalışıyorum fakat birisi bana test çöz ünlem işareti. Test çöz onu... Ben sinir oluyorum ve ne test çözesim bir yönde çalışasın. Sence demiş bu bir psikolojik sorun mu? Arkadaşlar aranızda böyle olan var mı? Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii ki burada psikolojik sorun mu falan değil. Bu bizim haddimize değil böyle bir cevap verme. Çünkü bizi çok çok kat kat aşan bir böyle bir teşhis koyma falan filan gibi şeyimiz yok. Sadece biraz mizahi taraftan bakalım. Arkadaşımız da biraz mizahi yazdığını hissediyorum. Birinin test çöz demesi aslında birinin ders çalış demesiyle eğer eş değerse ve genelde aile bireylerinden bunu duyuyorsa bence orada başka sorunlarımız olabilir. Yani aile de başka ufak tefek sorunlarımız olabilir. Ben bir dönem bir anket yapmıştım. Ailenizin en çok hangi cümlesinden böyle sinir oluyorsunuz falan diye ders çalış cümlesi çıkmıştı. O yüzden bunu kabullenmemiz gerekiyor. Ailenize güzelce anlatın. Test çözmek mükemmel bir şey. Bunu yapmazsak güzel insan ilerleyen aylarda konuların hepsi de çöpe gidebilir. Çok net söylüyorum. Okuyamıyorum. Bir İngilizce isim. Hocam demiş, adam fonksiyon, mutlak değer bilmiyorsa matiki de limit, integral mi çalışsın? Veya köklü sayı, basit eşitsizlik bilmiyorsa, ayrıca fonksiyon grafiği bilmiyorsa eşitsizlik sistemleri mi çalışsın? Bence matikiye birden dalınmaz, en başından inşa etmek gerekir demiş. Çok güzel bir şey söylemiş. İsmin arkadaşın İngilizce miydi? Evet. Tamam, güzel. Biz onu okuyamamış olarak kabul ediyoruz. Bir bakayım ya neymiş, merak ettim. Nerede? Legendary Slayer. Ha, Legendary. Şöyle söyleyelim.
Söylediğin şey kesinlikle mantıklı. Zaten biz geçen hafta program örneğini yayınlarken ne dedik? Problemler ve matiki konuları belirli bir seviyeye gelmeden %100 alınamaz. Türev, integral hele hiç alınamaz. Sadece şunun altını çizmek zorundayım. Bazı güzel insanlar sayılar bir bitsin, problemler bir oralara gelene kadar matiki beklesin dediği anda ne oluyor biliyor musun? Biz matikeye başlasak da yetiştiremiyoruz. Bizim bunu yapmaktaki amacımız şu. En kötü ihtimalle polinom çalışılabilir. Yani adam evet daha üstü sayıları halledememiş. Köklü sayıları hiç halledemez. Daha onlara gelmemiş adam ama biz diyoruz ki polinoma da biraz bak. Amacımız ne güzel insan biliyor musun? Polinomların da nasıl bir konu olduğunu gör. Yani biraz aslında amacımız ufak bir korkuyu da hissettirmek. Çünkü ileride mecbur çalışacağız bunlara. Ben çok fazla güzel insanın mat 1'de iğnetler yapsa bile matiki tarafında iğnetler yapamadığında hedeflerine ulaşamadığını gördüm. O yüzden bunu söyledim. Yoksa senin dediğin kesinlikle mantıklı bir şey. O konularla zorlayamayız zaten. Fatma Nur demiş ki bir sayısalcıyım. Fen derslerine geçen ay giriş yaptım ve meslek lisesinde okuyorum. Konular yetişir mi? Bence yetişir. Aa çok pardon kameraya çarptım. Fatma Nur sence yetişirse bizim cevaplamamıza gerek yok zaten. Özellikle meslek lisesindeki arkadaşlar matematik ve fen derslerinde şu gerçeği kabul etmek zorundalar. Okulda iyi bir mat anlatımı ya da fen anlatımı yoksa konuları yetiştiremeyen çok fazla arkadaşımız var. Özellikle Fatma Nur muydu? Evet. Fizik konusunda çok dikkatli ol Fatma Nur. Kimyayı yetiştirirsin. Hemfikiriz. Biyolojiyi bence yetiştirirsin. Hemfikiriz. Ama benim fizikten korkularım var. Özellikle hani okuldaki fizikçini seviyor musun? Bunun doğru bir bir araştır. Kursa gideceksen orada bir sevdiğin bir fizikçi var mı? Çünkü hani sadece fizik 1'se, TYT fizikse bak bu da yetişir ama özellikle ikinci taraftaki fiziğin katmanlı konularından biraz çekincem var. Ne olur bunun üzerine ekstra çalışmalar yap derim. İleride hüsran olmasın güzel insan. Merve sormuş. Demiş ki Grigoç matematiğin altına konu artı 50 soru yazdın ya. Bu 50 soru günlük mü yoksa haftalık mı? Çok güzel bir soru. İsmi neydi? Merve. Merve o konu artı 50 soru kesinlikle günlük değil haftada toplam. Çünkü konuya o güzel insan ilk defa çalışıyor ve altyapısı da pek iyi değil. Yani örnek vereceğim işte basit eşitsizlikler çalışsın. Konuyu hiç bilmeyen bir insan her gün 50 soru çözebilir mi? Mümkün değil çözemez. O yüzden haftada 50 soru. Ben haftalık plan yapamıyorum. Ya günlük yapacağımı yazıyorum ya da sadece o gün ne yaptıysam onu akşam notuma ekliyorum. Sizce doğru mu demiş. Anlamadım. Faruk demiş ki ben haftalık plan yapamıyorum. Tamam. Ya günlük ne yapacağımı yazıyorum. Bugün sabahtan bugün ne yapacağımı. Tamam. Ya da akşam o gün ne yaptıysam yazıyorum. Sizce doğru mu demiş. Faruk güzel bir soru sormuşsun. Günlük ilerleyen güzel insanların verimli çalıştığına şahidim. Sadece tek bir tehlikemiz var. Tek tehlike. Günü kurtarmak diye bir tabir vardır yani bu iş hayatında falan da kullanılır. Günü kurtarıyor işte. Hani bir bakkal hayal, bir market hayal et falan. Hiç büyük hesap yapmıyor. Yani gelecekte ben ne yaparım? Hani bu küçük esnafın dolar yükseldiğinde çok zorlanması gibi düşün. Sınav sistemi değiştiğinde bir öğrencinin aşırı zorlanması gibi düşün bunu. O yüzden tavsiyem bazen haftalık planlar hatta bazen aylık planlar dahi yap. Yani ben bu şekilde ilerlersem nereye ne zaman varırım? Yani birinci viteste ben çok iyi gidiyorum hocam. Bana kimse bulaşmasın. İkinci vitese de iyi gidiyorum ama araba 5 vites. Haftalık planı 3. vitese geçmek gibi düşünebilirsin. Ama genel anlamda böyle ilerlemek hoşuna gidiyorsa devam et. Dediğim gibi büyük planı arada gözlemle inşallah bir sıkıntı yaşamazsın. Nur sormuş. Ben defteri geçen sene almıştım. Defteri böyle değil de daha çok kendime göre ayarlayarak kullanmaya başladım. Evet. Sizin dediğiniz gibi denemiştim ama ben de pek bir şey yaramadı. Fakat şu an kendi taktiğimle daha verimli ve daha iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Eğer videodaki programı uygulayıp yürüyemeyenler varsa kendi taktiklerini geliştirebilirler. Ne kadar güzel gidiyordu. Ben güzel bir soru diyecektim ki sonunda olay farklı bir yöne gelmiş. Güzel insanlar bizim bu yıl 2013'ten bu yana yayınladığımız planlama örneklerinin hiçbiri ama hiçbiri alın bunu uygulayın şeklinde değildir. Hem mobil uygulamada böyle bu hem de YouTube'da da öyle. Geçen hafta attığımızda aslında öyle. Bunu uygulayın dediğimi duyan oldu mu? Hayır. Bunların hepsi örnektir. Zaten ismi neydi o güzel insanın? Nur. Zaten amacımız örnek teşkil etmek ki sen zaten bunu başarmışsın. Tebrik ediyorum seni. Yani sen bizim videoları izleyerek hayır Gökhan Hoca'nın ki bana uymadı ben kendime yaptım bu şeyi demişsin. Zaten amacımız buydu. İyi ki de yapmışsın. Tebrik ediyorum seni. İnşallah diğer güzel insanlar da senden örnek ya da feyiz alabilirler diye umut ediyorum. Ece sormuş hocam geometriye ve evrat gibi davranıyorum. Her hafta yazıyorum ama hiç bakmıyorum bile yazını. Zaten o dersteki görme olayını ben göremiyorum. Hemen cevaplayayım. Eğer ki hedefiniz, koyduğunuz hedef geometri istiyorsa o üvey evlat bir gün karşınıza çıkar ve anne sen bize ne yaptın der.
O yüzden ama hedefiniz için gerekmiyorsa ben bu geometri alacağım eti gider başka yerden toplarım zaten diyorsanız hiçbir problem yok. Bu her ders için geçerli güzel insanlar. Ve burada soruları bitiriyoruz. Çok da güzel sorular sormuşsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah haftaya da o zaman söz verdiğimiz Sara'ya sözümüz olsun ve birçok insan zaten izlemiş bunu. Planlama örneklerinden derece isteyenler için güzel bir planlama örneği hazırlayalım. Bunlar alakalı da aşağıda dereceyle alakalı neleri merak ediyorsanız şimdiden yazabilirsiniz. Ben de onlara göre bir video hazırlamak istiyorum inşallah. Bu arada derece tanımını da mutlaka yazın. Yani bana göre derece kaç bin, size göre kaç bin, buna da anlaşmış olalım. Siz yazın, ben ona göre şekillendiririm. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.